Merhaba. Meksika'nın başkenti Meksiko'da yer alan Ulusal Sanat Müzesi'ndeyiz. Jose Maria Velasco'nun yaptığı muhteşem bir tuvale bakıyoruz. Bu oldukça büyük bir tablo. Meksika Vadisi'nin panoramik bir görüntüsü resmedilmiş. Bu topraklar ve tarihiyle ilgili pek çok detay içeriyor. Tablonun merkezine doğru baktığımızda hafifçe sağda Meksiko şehrini görüyoruz. Zar zor görülebiliyor. Ama Meksiko Katedrali'nin kulelerini ayırt edebileceğimiz kadar belirgin. Jose Maria Velasco ışığı ve gölgeyi gözlerimizi muhteşem bir zikzak hareketiyle yönlendirecek şekilde kullanıyor. Bu dahice, değil mi? Böylece önden başlayarak boylu boyunca arkadaki şehre kadar uzanan manzarayı görebiliyoruz. Ön planda inanılmaz bir vurgu var. Velasco, doğaya, bitkilere ve meteorolojik unsurlara gösterdiği özenle tanınır. Bölgeyi doğru şekilde resmedebilmek için pek çok inceleme yapmış. Jeolojiyi, bitkileri, hatta bulut oluşumlarını incelemiş. Ama detaylardaki tüm bu gerçeklik bir yana, resme bakarken gözlerimiz ilk olarak bir anneyle iki çocuğuna takılıyor. Şehirden uzaklaşarak doğaya geri dönüyormuş gibi görünüyorlar. Bunun sembolik bir anlamı olabilir. Tablonun sağ alt tarafından başlayan büyük bir gölge var. Ön plan boyunca bir kavis çiziyor ve gözlerimizi ışığa doğru yöneltmemize yardımcı oluyor. Böylece öndeki kayalıkların etrafında dolaşıyoruz. Sonra da orta alana doğru yolumuzu bulmaya başlıyoruz. Burada ise Tepe Aktepesi ile birlikte anımsanan yapılar gözümüze çarpıyor. Mesela Bayan Guadalupe Bazilikası. Burası dünyanın en önemli dini yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Katolik inancına göre Meryem Ana 1531 yılında mucizevi bir şekilde burada Juan Diego isimli bir köylüye görünmüş. Bu tablo Meksika tarihindeki en önemli anları dini motiflerle birlikte anlatıyor. Ama bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Bunun ötesinde kısmen antik Azteklere ait olan geçit ve yolları görüyoruz. Bu yollar bizi Meksiko'nun kalbine götürüyor. Burada da endüstriyelleşmenin bazı etkilerini detaylar şeklinde görebilirsiniz. Mesela makinaların veya vagonların kaldırmış olduğu toz bulutları. Tüm bunlar artık suyu çekilmiş olan gölün karşısına yerleştirilmiş. Bunun da sembolik bir anlamı olabilir. Göl eskiden uzaklarda gördüğümüz bu şehri çevreliyordu. Şehir ise o zamanlar Azteklerin başkentiydi. Endüstrileşme ve şehirleşme ile birlikte su çekilmiş, ve şehrin çehresi değişmiş. Bu resimde insanlığın gelişimine, doğanın değişimine, hatta gökyüzündeki oluşumlara dair bir geçiş anına tanıklık ediyoruz. Gökyüzüne bir bakın. Bulutlar ve sağ taraftaki sağanak. Solda gördüğümüz iki volkanik zirveyi güzel bir şekilde dengelemiş. Bu volkanik oluşumlar Meksika tarihi açısından çok önemli. Popocatepetl ve Iztaccíhuatl isimli iki yanardağı açıkça görebiliyoruz. Bu dağlar Aztek döneminde yaşamış iki aşıkla ilişkilendiriliyor. Hikaye Meksika'nın mitik tarihi açısından önem taşıyor. Meksika'nın bugününün geçmişinin ve mitolojisinin bir dışa vurumu olmasıyla birlikte bu tablo aynı zamanda bir 19. yüzyıl tablosu. İngiltere'deki John Constable Almanya'daki Caspar David Friedrich gibi insanların tablolarından yani romantizm akımından derinden etkilenmiş bir eser. Biliyorsunuz romantizm uluslararası bir akım. Doğaya dönüşü anlatıyor. İnsanoğlu tüm görkemiyle içindeki ruhani güçleri uyandıran doğaya dönüyor. Ama bu tabloda aynı zamanda işin bilimsel yanıyla da ilgilenilmiş ve tarihi detaylara yer verilmiş. Bence bu eserin romantik niteliklerinden ayrılmaya başladığı nokta da işte bu. Jose Maria Velasco tabloyu olabildiğince gerçek kılmak için doğayı yakından gözlemlemiş. Bu tabloyu Meksiko'daki San Carlos Akademisi'nde öğrenciyken resmetmiş. Peyzaja bir İtalyan göçmeni olan öğretmeninden bu okulda öğrenmiş. Sanatçının kullandığı tekniklerin en azından birinden söz edelim şimdi. Resimlerini stüdyoda yapardı. Böylece kontrollü bir ortamda istediği tüm detayları yaratabilirdi. Ama stüdyoda yaptığı bu resimleri öncesinde doğada yapmış olduğu çok sayıdaki skece dayandırırdı. Elimizde bu dağlarda yürüyüş yaparken çizdiği bazı skeçler olduğu için çok şanslıyız. Bu gördüğümüz tablo sanatçının Meksika Vadisi'ni resmettiği çok sayıdaki eserinden biri. Galeride gezerken diğer tablolardan bazılarını da görebilirsiniz. Bakın hemen hemen aynı görüş açısından resmedilmiş bir diğer tablo da bu. İki tabloyu karşılaştırırsak belki bu biraz daha yukarıdan görünüyor gibi olabilir. Ve hiçbir insan figürü yok. Onun yerine ön planda bir kartal görüyoruz. Az önce bir kaktüsün üzerinden havalanmış gibi görünüyor. Ve Meksika'da bu çok güçlü bir görsel semboldür. Tabii ressam sadece kaktüsün üzerinden havalanmış bir kartal çizmek istemiş de olabilir. Ama bu görüntü genellikle Meksika tarihinde Azteklerin göç hikayesiyle birlikte anılır. Göçün sonunda Aztekler başkentleri Tenochtitlan'ı gölün ortasındaki bir adaya kuruyor. Burası günümüzde Meksiko olarak biliniyor. Efsaneye göre tam da o anda bir kartal kaktüsün üzerine tünüyor ve bu sembol Meksika bayrağını şekillendiriyor. Evet Meksika bayrağının ortasında kaktüsü ve kartalı görebilirsiniz. Hatta Meksika paralarında da. Daha da önemlisi bu sembol modern Meksika ile Azteklerden gelen köklerini birbirine bağlayan çok önemli bir unsurdur. Jose Maria Velasco'nun yaptığı bu tabloları incelerken Meksika'nın 1821'de bağımsızlığını ilan etmesini takiben gitgide artan ulusal kimlik yaratma çabalarının bir yansıması olarak düşünmekte mümkün.